Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün Türkiye'nin kadın gerçeğinden özellikle kadın ekonomi ilişkisine kadar uzanan geniş bir yelpazede sizler için bir fotoğraf çekeceğiz. Açıkçası Türkiye'de kadın dendiği zaman herkes bir şeyler söylüyor ama bu konuda hem mesleki anlamda hem de kadınların toplumdaki yeri, eğitimi anlamında çok mücadele eden isimlerden biri bugün konuğumuz. İşin tabii ki ekonomi boyutunu da konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Sayın Oya Gökmen bugün Eko Kadın'ın konuğu. Sayın Gökmen hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için bu güzel programa. Onur duyduk efendim. Sağ olun. Şimdi öyle yavaş yavaş biraz gelelim. Önce bir fotoğraf çekerek başlayalım. Siz yıllardır aslında bunun mücadelesini veriyorsunuz. Farklı farklı bir de faaliyet gösterdiğiniz alan da direkt kadınlarla ilgili. O yüzden bence en güzel fotoğrafı siz çekersiniz. Türkiye'nin kadın gerçeği desem bana ne anlatırsınız? Türkiye'nin kadın gerçeği desen ne anlam getiriyor? Şöyle söylemek lazım. Türkiye'de zaten nüfusun %50'si kadın. Bu yatsınamaz bir gerçek değil mi? Ama diğer %50'sini de kim dünyaya getirip kim büyütüyor? Yani sizleri de, erkekleri de. Yine kadınlar dünyaya getirip dünyada gelişmelerini, büyümelerini ve başarılı olmaları için elinden gelen her şeyi yapıyor. Her noktadaki kadın bunu yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki kadın bence çok önemli. Bilindiği gibi dünyada da ekonomik göstergeler dünyada kadın ve çocuk sağlığı parametreleriyle ölçülüyor. Hı hı. Bir kişi yanınıza oturduğu zaman yabancı bir milletten sizin ülkenizdeki anne ve bebek ölümleri kaç diye soruyor. Bu ciddi bir gelişmişlik göstergesi. Ve bizim ülkemiz... Ben 1975'lerden beri kadın sağlığının içinde her türlü evresini yaşayarak bugüne geldiğim için hakikaten güzel bir sürece doğru ilerliyor. Yani anne ölümleri ve bebek ölümlerinde gelmiş geçmiş bütün Sağlık Bakanlığı'nda hizmet veren bakanlarımız, müsteşarlarımız, müdürlerimiz, bütün hizmet veren memurlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz ve Türkiye'nin ücra köşelerine kadar gidip bu hizmeti yüksünmeden veren özellikle kadın doğum doktorlarımız hakikaten bir başarıya imza atmışlardır. Çünkü 1975'lerde inanın veya inanmayın yüz binlerle ifade ediliyor anne ölümü, yüz binlerin içinde şu diye. Yüz binlerde 150'lerden başlayarak bugün yüz binlerde 15'e düşmüşüz anne ölümü. Büyük bir düşüş. Büyük bir düşüş, büyük bir özveri, büyük bir çaba ve büyük bir süregenlik gelen politikaların devamında bu iş oluyor. Hatırlıyorum hocam ben de 26 senedir bu işe, her gelen Sağlık Bakanı ilk önce bunu söylemiş. Evet, çünkü yani ülke genelinde ülkenin ekonomik göstergesi ve derhal az gelişmiş ülke havasına dönüşüyorsunuz ve biz bunu hak etmediğimiz için hep bu konuda emek yapıldı. Ve sonucunda hakikaten en son verilerimize göre 100 binde 15 anne ölümümüz 5 sene içinde 100 binde 10'a indirmeyi planlıyoruz. İyi de gidiyor yani. İyi de gidiyor. Hakikaten gereken eğitimler, altyapı, donanım, fiziki şartlar... bu yetmiyor tabii ki. Bu hizmeti alacak insanların da eğitilmesi lazım. Yani bu hizmeti alabilmeleri için insanların eğitimli olması lazım. Kimin? Kadınların. Ama yetmez. Kocanın da eğitimli olması lazım. Yani biz ayrı görmüyoruz. Kadın ve erkek diye ayrı bir şey yok. Herkes bir yurttaş. Herkes bu memleketin evladı. Herkes bu memlekette hür yaşıyor. Herkesin hür iradesi var. Dolayısıyla herkes kendi hür iradesinin içinde bir aile yapısını kurmaya çalışacak. O aile yapısında kaç çocuk istiyorsa doğuracak ama doğurduğu çocukları ülkemize hediye ederken iyi yetişmiş, altyapısı iyi, donanımlı, iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek için elindeki imkanları masadaki sizin söylediğiniz biçimde ekonomik olarak hangisine gücü yetiyorsa onu yapacak.
Bilmiyorum anlatabildim yani mi? Yani kalabalıklar yaratmayacağız. Yani herkesin elindeki imkanlara göre ailesini planlaması lazım. Yani ben elimdeki imkanlara göre 5 çocuk doğurabilirim. Çünkü 5'ini de bu ülkeye hayırlı evlatlar olarak yetiştirebilirsem yapabilirim. Ama benim imkanım yoksa o zaman başkalarından bir şey bekleyemem. Ne kadar çok istesem de onu daraltmak zorundayım. Aslında veremediğiniz şey imkan. Bir başkasının çocuğundan çaldığınız imkan haline. Aynen öyle, aynen öyle. Onun için herkesin bence bu ülkenin vatandaşları olarak kararlarını verirken anne ve baba yahut erkek ve kadın müştereken bu kararı verirken ileriyi düşünmeleri lazım. İlerisi çok önemli. Tabii iyi bir noktadayız çünkü Avrupa yaşlanıyor. Çok yaşlı bir kıta var şu anda Avrupa'da ama biz çok genç bir nüfusuz. Ama genç nüfusun pozitif olabilmesi için o genç nüfusa sizin vereceğiniz imkanların yeterli, açık ve net olması lazım. Donanımlı bir nüfustan evet. bahsediyoruz. Hem donanımlı olacak hem donanımlı olduktan sonra ona aş ve iş vereceksiniz. Tam bu noktada işte şimdi... Biz sermayesi kısıtlı bir ülkeyiz. Evet. Bu yüzden de çok kötü tercihler yaparak borçlandık. Çok ciddi borçlandık. Yani. Şimdi bu borç ödenecek. Peki bu borç ödenirken biz nüfusun yarısını nasıl yok sayıyoruz? Yani bakın hiç insani bir şey bile söylemiyorum. Çok oportunist bir şey söylüyorum. Sadece yatıp kalkıp her şeyi para olarak gören biri olsam böyle düşünürüm. Diye söylüyorum. Yoksa insani olarak zaten tartışmaya gerek yok bu meseleyi. Biz nüfusumuzun yarısını yeterince çalıştıramıyoruz. Doğru. Geliştiremiyoruz. Geliştirirsek imkan vermiyoruz. İmkanı verdik. O şirketler içinde rekabet ederken ya maaşla ya sosyal haklarla kısıtlıyoruz. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız? Bu nasıl bir zihniyet devrimi olacak hocam? Evet şöyle şimdi bir kere kadının bir statüsünün olabilmesi için kadının kendisine yetebilmesi lazım, evladına yetebilmesi lazım, ailesine yetebilmesi lazım. Bunun için de bu donanım tabii okuryazarlıktan geçiyor bir kere. Okuryazarlık tabii yetmez. Bir üstüne çıkıp biraz daha birkaç okul bitirmesi, kendisiyle ilgili kendi hayatında bir gelir temin edecek bir iş için kendisinin o yolda yürütülmesi lazım ve o fikre de kendisinin alışması lazım. Ben çok zor görüyorum yani bir erkek eve sadece para getirecek, kadın da sadece yemek pişirecek ve çocuk doğuracak. Yani o erkeğin getirdiği yetmeyebilir ve yetmiyor. Dünya artık farklı. Çünkü o çocuklar artık teknolojinin her şeyini siz imkanınız olsun veya olmasın talep ediyor. Çünkü televizyon denilen sihirli bir kutu var. O kutuda onu görüyor. Farklı yiyecekler talep ediyor. Farklı giyecekler talep ediyor. Farklı bir yere gitmek istiyor. Yani telefonunuzu küçük bir telefon verdiğiniz zaman beğenmiyor. Daha iyisini istiyor. Tablet istiyor. Yani bu bir artık dünyanın içindeki bir dönüş. Biz de bunun içinde dışında duramıyoruz. Dolayısıyla bence çocukların ve ailenin bütünlüğü açısından kadınların ekonomiye katılması lazım. Kadınların ekonomiye katılması her alanda değişik şartlarda örgütlenebilir. Zaten örgütleniyor. Şu anda mesela kadın kooperatifleri var ülkemizde. Kendi içlerinde yöresel şeyler yapıyorlar. Bazı dernekler vasıtasıyla onları satıyorlar. Bu kadın kooperatiflerinin özendirilmesi lazım. Hangi grup kadına köyünde kalacak, yine çocuk doğuracak, o çocuğu daha iyi imkanlara kavuşturmak isteyen kadınlarımıza bunu yapmak çok zor değil. Her köyde bu örgütlenme yapabiliriz. Mesela kadın emeğini değerlendirecek bir sürü dernek var. Bunlar onlara işte bir sürü şeyler yaptırıyorlar, buralarda satmaya çalışıyorlar, onlara götürüyorlar. Kadın emeğini değerlendirecek bir sürü projelerimiz var. Mesela ben aynı zamanda Dolmabahçe Rotary'de çalışıyorum. Erken evliliklerin önlenmesi için kadınlarımızı yanımıza almamız lazım. Çünkü kadınlarımız orada seti çekebilir. Ben kızımın evlenmesini istemiyorum diye. Eğer ekonomik özgürlüğü varsa. Onun için kadın emeğini değerlendirme şeklinde bazı derneklerle iç içe çalışarak
onlara bir gelir sağlamaya çalışıyoruz. O gelir içinde o kadının elini genişletmek istiyoruz. Genişlettiğimiz zaman çocuğunun okuması için katkıda daha rahat elini masaya koyarak söz sahibi olacağını düşünüyoruz. Bu o grup için. Sonra küçük şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız var. Küçük şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız artık bence çok şanslı. Türkiye'nin her yerinde üniversite var. 2 senelik var, 3 senelik var, 4 senelik var. Bence hiç vakit kaybetmeden onların bu üniversitelerde çalışabilmesi için, okuyabilmesi için iyi imkan tanımak lazım. Yaşına bakmaksızın. Yaşına bakmaksızın. Bizde Kemal Sunal örneği vardır. Bence herkes dönsün. Herkes. Allah rahmet eylesin. Kemal Sunal'a baksın. Ve şimdi online sistemler var. Gitmenize bile gerek yok. Online sistemlerde bile eğitim alabiliyorsunuz. Yani eğitimin sonu yok. Yeter ki o isteği, o aşkı, eğitimle bu ülkenin, ailesinin geleceği, daha güzel yarınları kendisine sunulmasını kabul etsin insanlar ve kabul edecektir. Herkes iyi yaşamak istiyor artık. Doğru mu? Kesinlikle. Bir de değer yaratmakla parayı çok fazla iç içe soktuk. Para kazanmalı zaten ama mesela benim annem Bağkur emeklisi. Evet. Ev kadınlarından biliyor musunuz? Bir dönem hatırlarsınız, evet, ev kadınlarına, evet, ev zaten siz tabii çalışıyorsunuz, evet, ve bir üretim, evet, yapıyorsunuz diye. O da büyük diye bir iş zaten. Çok büyük ev bir iş. Kadınlığı da büyük bir iş. Bağkurlu yapmak, o bence devrim gibi bir şeydi ve sonra, evet, kaldırıldı. Evet. Meseleye sadece salt para değil, o günün sonunda katma değer yaratacaktır. Bir değer yaratma üzerine kurgulamamız gerekmiyor. Ama kadının zaten değerini az gören bir toplum değiliz diye düşünüyorum. Yani değerinin kadın, hakkını veren diyelim. Kadın bizim hayatımızda çok önemli. Çünkü bizim atalarımız Orta Asya'dan gelme, biliyorsunuz. Orta Asya'daki atalarımız hep kadın erkek eşitliğiyle hayata gözlerini açmış. Kaan'ın yanında hanımı Kaan sözleri birlikte, kararları söylemiş, birlikte veriyorlar. Hatta yani savaşa gittiğinde devleti eşi yönetmiş. Evet. Yani biz öyle bir geçmişe sahibiz. Osmanlı'da da bu kadına verilen kıymet her zaman için çok yüksek. Kadına cemiyet hayatında üstünlük sağlayabilmesi için hükümdarların karılarına işte vakfiye yapmalarını, eğitime katkıda olunmalarını, insanlara yardımda bulunmalarını gibi teşvik eden bir sürü proses yarıyoruz. Dolayısıyla bizim belki kadına bakış açımız biraz daha Arap kültürünün bize karışmasıyla ortaya çıkıyor. Kötüleşti diyelim. Çok yani açık öyle ortaya kötüleşti çıkıyor. Yoksa hakikaten Anadolu'da da ben şu anda çok eminim, beni dinleyen bütün seyircilerim de bana katılır. Çünkü yıllardır ben Anadolu kadınına hizmet verdim. Zekai Tayyiburak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Bizim hastanemiz Türkiye'nin bir kesitiydi. Dolayısıyla oradaki insanların hepsini çok iyi izledim, gördüm, yardım ettim, dostluk kurdum. Anadolu'da da kadının dediği olur. Hala. Yani evet. Hala. Ben size bir hastamın söylediğini söyleyeceğim. Bunu hakikaten unutamazsınız. Bir gün bir kişi bana hanımını getirdi ve dedi ki ameliyat olacak. İşte hazırlıklarını yapıyoruz falan. Hanımını da dışarı çıkardı. Müsaade edersen dedi, doktor hanımla bir yalnız konuşayım. Kadıncağız da dışarı çıktı. Bana dedi ki, hocam bu hanım bizim evin lambası. O lambaya sakın ha bir şey olmasın. O lamba sakın ha sönmesin. Bizim evimiz karanlığa dönüşür dedi. Bunu hiç unutmuyorum. Bakın bugün bile söylerken tüylerim diken diken oluyor. Bunu söyleyen normal Karadeniz'den gelen orta tahsilli kendi halinde bir adamdı ve karısıydı. Çok 4 iyi tane de çocukları var. Çok iyi. Evet. Onun için yani bizim ülkemizde kadına zaten yeter derecede karar veriliyor ve değer veriliyor. Fakat ayrıca şunu da bahsetmek isterim. Bizim ülkemizde yüksek tahsil görmüş ve yüksek tahsil görmüş eğitim alanında profesör olan kadın sayısı Amerika'dan fazla, biliyor musunuz? Yani Amerika bile daha bize kadınlarının
doktor olan kadınlarının, ben doktorlardan bahsediyorum. Doktor olan kadınlarının profesörlüğünde hakikaten bizim sayımıza daha yeni yeni ulaşmaya çalışıyor. Esasında siz bazen söylüyorlar acaba bir köstek vuruluyor mu diye. Yani bence köstek vurulmuyor. Siz iyi olup bu işin peşinde düştüğünüz sürece size kim köstek vurabilir ki? Ben Allah'tan başka korkumuz yok. Siz doğruyu yaparsanız, üstüne de devam ederseniz, aileniz de sizin yanınızda, sizin doğruyu yaptığınıza inanırsa, dolayısıyla yani yüksek tahsilli kadınların da belirli seviyelere gelmesinde ben bir şey görmüyorum. Aslında bunu anlatırken çok güzel kriterleri koydunuz. Evet. O kriterlerin evet, yerine gelmesi evet, lazım evet, bence. Evet. Bir de tabii sanıyorum belki biz Women TV'de bunu çok yapıyoruz. Daha doğrusu özel bir şey de yapmıyoruz. Mesela Eko Kadın'da aldığımız bütün hanımefendiler son derece işinde uzman. Bazen iktisat, bazen moda, bazen sanat, bazen tıp konuşuyoruz ama hep uzmanlar. Belki daha çok seslerini çıkartmak lazım. Burada bizim hani iğneyi kendi çuvalı başkasına batır da bizim medya yayın organlarında biraz kadını başka türlü sürekli haber yapmasında çok etkisi olduğunu. Çünkü bu bir virüstür. Yani şimdi doktora bunu söylemek ama bence siz bunun medyada bir ilk oldunuz. Bence kadının sesini duyuracak bir televizyon açtınız. Bence size çok yük var şu anda üstünüzde, görev var. Çünkü bu görev aşkıyla bunu yaptınız ama inanın bu televizyon kanalının çok büyümesini istiyorum. Türkiye'nin her evine girmesini istiyorum. Çünkü bu kanaldan kadınlarımıza istikbal için, hayalleri için, çocukları için, evleri için, ülkeleri için çok güzel mesajlar verilebileceğini düşünüyorum. Ve olanları da öne çıkartmak lazım. Şimdi sizin çalışmalarınıza baktığımda üniversiteli kadınların çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Demin biraz atıfta bulundunuz ama biraz açabilir misiniz? Yani şimdi herkesin tabii ki kendi uzmanlığı vardır. Yani bir zanaatkar bir kadın da önemli. Fakat üniversiteli kadınların lokomotif olacağını düşünüyorsunuz. Niye? Şimdi şöyle, üniversiteli kadınlar tabii ki eğitim hayatında belirli kademelerden geçerken bazı sıkıntılar aşağı aşağı bir yere geliyorlar. Toplumun içinde doğruları, yanlışları, iyileri, kötüleri daha çok görerek belki bir yere geliyorlar. Ve kendi seçtikleri alanda da iyi bir uzman olmaya çalışıyorlar. Yani hiç kimse üniversiteyi bitireyim de evimde oturayım diye düşünmüyor. Hı hı. Türkiye'de herkes kendi mesleğini icra etmek istiyor. Bunu icra ederken de aile hayatını hiçbir yana atmıyor. Çocuklarını iyi büyütmek için, çocuklarına gereken eğitimi vermek için, eşiyle beraber olmak için de zaman ayırıyor. Yani üniversiteli kadınlar Türkiye'de belki rol model olaraktan diğer kadınların hayallerini gerçekleştirebilecek şeylerin olabileceğini gösteren bir toplum diye düşünüyorum. Onun için Üniversiteli Kadınlar Derneği var. O dernek de tamamen hayatını kadınlarla ilgili daha iyi yaşam koşulları, daha iyi iş koşulları, Türkiye'deki sağlık konusundaki gerçekler, Türkiye'de bazı sıkıntılı hastalıklarla ilgili o kadınların geçirdiği sıkıntılara destek verebilmek. Çünkü hayat hep toz pembe değil. Değil tabii ki. Olsa da sıkıcı olur ayrı konuda. Evet. Onun için o konuda bir lokomotif görevini bence üstleniyor diye düşünüyorum. Peki bu güzeldi. Şimdi ondan sonra baktığınızda sizin alanınızdan biraz girmek istiyorum. Siz aynı zamanda bir hastane yöneticisiniz. Evet. Şimdi tıp zaten başlı başına bir değer. Evet. İşin içinde girişimcilik var. Evet. Bir tarafta kadın ve sağlık dörtgeni var. Bu dörtgeni biraz anlatabilir misiniz bize? Şimdi kadın sağlığı dediğim gibi ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından biri. Kadın çünkü ne kadar sağlıklıysa ev de o kadar sağlıklı, çocuk da o kadar sağlıklı. Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF birlikte kadınlar ve çocuklarla ilgili olmazsa olmaz mottolarını her yıl yeniliyorlar. Hı hı. Anne ve çocuk sağlığı,
dünyadaki herkesin sağlıklı çocuk doğurabilmek için uygun koşulların olduğu yerlerde doğurabilme imkanları, o gebeliklerin uygun koşullarda takip edilebilme imkanı, sağlıklı temiz yerlere ulaşabilmek, sağlıklı suya ulaşabilmek, sağlıklı beslenebilmek ve doğan çocuğun da doğumdan itibaren anne sütüyle beslenebilmesini sağlayabilecek sağlıklı bir beslenme sisteminin anneye öğretilmesi. Şimdi Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bu mottosu çok güzel ama şöyle de unutmayın, yani bizim ülkemizde biz zaten bebeklerimizi emziren bir toplumduk. Ama işte değişim var ya, değişim. O değişimin içinde sonradan bize anne sütünden ziyade formülaların iyi olduğu, hani bebeğin daha rahat beslendiği, annenin sütünün yaramadığı şeklinde bir devir geçirdik. Kadın doğumcular, pediatristler, hepimiz bunu yaşadık. Şimdi yeniden anne sütü daha iyi, anne sütü koruyor, anne sütü doğal immünite kaynağı, onun için vermemiz lazım diye bizim zaten bildiğimizi bize tekrar öğretilmeye satılıyor. Dünya çünkü aslında sağlık harcamalarında evet, çok büyük sapmalar evet, oldu. Yani çünkü gördü ki anne sütü temiz, kolay, ucuz, besliyor, bağışıklık veriyor. Yani niye o insanlar zaten 5 kuruş paraları yokken, bu imkanı varken niye formülayla beslensinler? Ve doğrular da ortaya çıktı. Dolayısıyla insanlar şimdi buna doğru tekrar yöneldiler. Yani bu söylediğim şeyler çok eski değil. İnanın 75 senesiyle 80 senesi arasında, belki 70 ile 80 senesi arasında hep bu şekilde konuşmalar. Anne sütü yerine böyle beslenme. Yahut bebekler annelerinin yanında kalmasın, bebek odalarında beslensin. Biraz bizim bebek odalarında süt tozu kalınsın hikayemize benziyor. Hatırlıyor musunuz? Bebek odaları, bebek odaları. Ne kadar kötü bir şey annenin yanında. Sonra şimdi tekrar o 10 seneden sonra annenin yanında kalması, onun sıcaklığını hissetmesi. Yani bunlar bizim kültürümüzde olan şeylerdi. Bizim kadınımız zaten çocuğunu emziriyordu. Bizim kadınımızın, Allah'a çok şükür, Anadolu'daki kadınımıza ulaşamadılar. Yani çocuğunuzu emzirme yerine işte formüla zaten verin diye. Zaten öyle para da yoktu. İşte para olmadığı için ulaşamadılar. Allah'a çok şükür. Para da yoktu. Evet, para da yoktu. Ama yani bütün genç beyaz yakalılara ulaştılar yani. Onlar bir kayıptır bence. Siz aslında yönetici olduğunuz hastanede bunun mücadelesini hastane içinde değil genelinde veren isimler. Evet. İşte burada da girişimcilik çok önemli hale geliyor. Evet, zaten devlet de yalnız bunu teşvik ediyor. Tabii tabii, şimdi özellikle artık son hiç, en az herhalde 20 yıldır evet, bu teşvik gündemde ediyor. Çok ciddi olarak teşvik ediyor. Biz Zekai, ben biliyorsunuz İstanbulluyum ama Ankara'da uzun yıllar Zekai Terburak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimliğini yaptım. Orada çalıştım. Orada biz dünyada ilk bebek dostu seçilen hastaneydik. Çünkü bebekler annelerinin yanında diye. Yani düşünün yani ve bunu Dünya Sağlık Teşkilatı Başkanı bizim hastanemize rahmetli doğramacıyla gelip şeyimizi takdim etti. Bize broşürümüzü takdim etti. İlk hastanesiniz Türkiye'de diye. Biz zaten onu yapıyorduk. Hocam bizde biraz jetonlar geç düşebiliyor. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Aranın evet, ardından kurucusu olduğunuz aslında tüm kadın lobisini biraz konuşmak evet, istiyorum. Ondan sonra siz biraz atıfta bulundunuz ama ben doğurganlık ve ekonomi ilişkisini de konuşmak istiyorum. Evet, bizim insan kaynağıyla biraz kalabalığı karıştırıyoruz. Evet. Orada doğurganlığın ekonomik ilişkisi nedir? Biraz sizden onun yorumunu almak isterim. Tabii. Efendim, Eko Kadın tüm hızıyla devam ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Sayın Oya Gökmen, Eko Kadın'ın konuğu. Sayın Gökmen, yıllardır veriyorsunuz bu mücadeleyi ve tüm kadın lobisinin kurucusunuz. Evet. Bu nedir? Ne yapıyor bu? Biraz açabilir misiniz? Evet. Efendim şöyle, kadınların her yerde etkin bazı ülkemiz meselelerine de parmak basması gerektiği düşüncesiyle Ankara'da çok kıymetli bazı arkadaşlarımızla tüm kadın lobisini kurduk.
Tabii şimdi ben İstanbul'da olduğum için artık aralarında değilim. Onlar yine aktif çalışmaya ama devam ediyorlar. Ama kurucularındansınız. Evet. Başlarkenki ilk şeyimiz şöyleydi. Kıymetli bir arkadaşımız vardı. Bu kıymetli arkadaşımız özellikle Türk ama Azerbaycan kökenli bir profesör hanımefendiydi. Ve bu daha ziyade özellikle Ermeni olayları ile ilgili çok geniş araştırmalar yapan ve hakikatleri terennüm eden bir hanımefendiydi. Biz de ondan esinlenerek dedik ki biz böyle bir lobi kuralım. Bir lobicilik faaliyetidir. Onlar nasıl lobicilik yapıyor 1915 olaylarında her sene başımıza şey yapıyorlar. Biz de böyle bir lobicilik faaliyeti yapıp doğruları en azından milletimize duyuralım. Ki bilim insanlarının ki doğru demesi çok önemli. Biz bile bilmiyorduk. Yani demek ki bize çok anlatılmıyordu. Demek ki biz çok bu konuyu konuşmuyorduk. Yeteri derecede okumamıştık belki. Farklı şeylerin olduğunu gördük. Yani bunu görünce de işte bu konuda ilk çalışmalarımızı kurduktan sonra tüm ekip arkadaşlarımla hakikatler ve hürafeler, yani Ermeni meselesinde hakikatler ve hürafeler nelerdir, doğruları konuşalım gibi konferansla başladık. Sonra işte kadını bilinçlendirmek için yapılan eğitimler, yine kadın emeğini değerlendirmek için yapılan eğitimler, yerinde burs vermek ve güncel meselelerde mahallemizdeki insanları aydınlatabilmek gibi bir sürü konuda projeler, artı kadın sağlığı konusunda da ben üstüme düşen görevleri yaptım. Herkes uzmanlık alanında yürüdü. Herkes kendi uzmanlık alanında yürüdü. Bence tabii bizim ülkemizde lobicilik faaliyetleri pek bilinen bir kavram değil. Biraz açar mısınız hadi? Çünkü eğitim de lobicilik de aslında çok göz ardı ettiğimiz konulardan biri. Evet, yani pek lobicilik biz yapmıyoruz. Sadece konuşup ortada bırakıyoruz. Halbuki lobicilik demek bir şeye sahip çıkmak. O sahip çıktığınız şeyin üzerinde de bir faaliyette göstermek. O faaliyetle faaliyetin de süregenliğini sağlayarak devamlılığını sağlamak ki unutulmasın. Hı hı. Doğrular anlaşılsın. Her gün hızlı bir şekilde geçiyor. Biz söyleyip gidiyoruz. Biz söyleyip gidiyoruz ve unutuyoruz. Ülke olarak da unutuyoruz. Yani çok garip bir şeyimiz daha var. Daha kötüsü kendi söylediğimizi de unutuyoruz. Yani olabilir yani. Hakikaten onun için, ama sonra yani kurarken bile bu lobi, hani ne demek, bu nasıl bir dernek falan, bu laflarla da karşı karşıya kaldık. Ha, bir de ön yargı var yani, kavrama. Yani lobi, yani lobi nereden çıkıyor acaba, bir Amerikan şey mi, ne alakası var? Yani lobi faaliyeti demek, onlar da tabii İngilizceden geliyor lobi faaliyeti, Türkçe bir kelime değil belki, ama sonuç olarak bir konu hakkında bilgi vermek, süregenle devam etmek ve bu konuda doğruları söylemeye devam ederek bir algı yaratmak. Nokta bu herhalde diye düşünüyorum. Ama bunu yaratırken de eğitmek. Eksik bildiğiniz konularda da eğitmek. Yani esas amacı ikisini birbirine giriyor. Dolayısıyla öyle bir süreç yaşadık. Şimdi kıymetli arkadaşlarım yine devam ediyorlar çalışmalarını. Herkesin bir köşeden tutması lazım. Aslında her konuda böyle değil midir hocam? Evet yani. Yani ama işte, biz hep o yapsın diye bakarız. Evet. Şimdi her şeyi devletten beklemek olmaz. Yani yetkin, okumuş, imkanı olan insanların, kadınların bu konuda önce olması lazım. Çünkü hakikaten bir tek ülke var. O da bizim ülkemiz. Canımız ülkemiz, Türkiye'miz. Bu ülkeyi bize kadın haklarını hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ten biz bu hakları elimizde böyle hemen şey gibi, hediye gibi almışız, ama bunlar için ne kadar savaşıldığını biliyoruz değil mi? Benim anneannem Kuvay mücadelede çalıştı. Yani onun için tutuklandı, çocuklarından uzak kaldı, savaş sırasında işte bir sürü şeyler taşıdı, götürdü, getirdi. Yani bu ülke öyle kolay kazanılmadı. Sadece savaş meydanlarını bırakın. Aileler perişan oldu, doğru dürüst beslenemediler, çocukların yarısı öldü, çocukların yarısı
savaş meydanlarında öldü. Değil mi? Yani bütün bunları yaşadık. Gerçi adı üstünde zaten. Yani... İstiklal Savaşı. Yani ben de o konuda... Çanakkale'yi düşünün yani. 15 yaşında çocukları gönderdi. Hiç bedel ödenmedi deniyor yani. Bütün haklar verildi. Halbuki koskoca bir İstiklal Savaşı var. Yani korkunç bir savaşlar manzumesi sonunda bu ülke bu hale geldi. Ve bu ülkeyi bize teslim ederken Ulu Önderimiz bize kadın haklarını altın tepsi içinde sundu. İsviçre bizden 20 sene sonra bu haklara sahip oldu. İsviçreli kadın. Evet, yani dolayısıyla yani bizim bize verilen hakların kudretini, güçlülüğünü, ne kadar zorluklarla elde edildiğini bilerek öyle hareket etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Harikasınız. Bu lobicilik meselesi de bizim daha çok ders çalışmamız gerekiyor da. Evet. Dünyada başımız nerede belaya girse bu lobi eksikliğinden, lobi eksikliğimizden kaynaklı. Evet, yani mesela her sene Amerika'da 1915 olayları diye bir olay. Hani başlıyor işte Nisan'ın başından itibaren, şimdi 15'inde onun da yine başlar. Amerikalılar evet mi diyecek, hayır mı diyecek. Buna klasik aba altından sopa göstermedir yani, o. Bunu siz halbuki yani siz de doğrularınızı bir sene boyunca süregen olarak gereken şekilde, gereken gündemde tutarsanız kimse bunu size yapamaz, dayatamaz yani. Ama biz böyleyiz işte. Üstelik yani. Biz yenilmiş bir devlet olarak yargılanmış, elimizde mahkeme kararları var. Her şey onu var. Anlatamıyoruz. Her şey var. Yani. Anlatamadığımız şey nokta var. Mahkeme kararı. Yani her iki taraf bir şeyler kaybetmiş ama... Her iki taraf da birbirine zarar vermiş. Yani bir taraf zarar vermemiş. Tabii ki. Yani her olay doğrudur zaten. Siz bana taş atarsanız ben de size şeker atamam. Doğru üstelik mu? Bunun üzücü bir olay oldu ama bir katliam oldu. Evet. Hani özelinden çıkmıyorum ama elimizde lobiciliği anlatmak anlamında söylüyorum. Elimizde bunun mahkeme kararı var. Üstelik karşı taraf tarafından yargılanmışız. Bu bir örnek. Aynı lobiciliği, süregelenliği, mesela kadın haklarında, kadının güçlenmesi konusunda da biz hiçbir konuda kullanmıyoruz. Hep yakınıyoruz. Evet. Haksız mıyım hocam? Yani yakınmaktan vazgeçmek lazım. Aksiyon almak lazım. Aksiyon almak için de dediğim gibi herkes en iyi bildiği konuda gerekenleri yapması lazım. Bu ülkenin güçlü kadınları var. Her kadını güçlü. Köydeki kadını da güçlü. Kasabadaki de, kentteki de, üniversitedeki de, parlamentodaki herkes güçlü. Bu kadınların kendi artık güçlerinin farkında olup ülke kadınına daha iyi yollar açabilmek için devletin yapamadığı, elini uzatmadığı şeyler için ne yapması lazım geldiğini araştırmak, bulmak, faaliyette bulunmak lazım. Aslında bir yurttaşlık görevi bu da. Evet. Şimdi çok tartışılan konulardan biri, ben o tartışmalara girmeyeceğim. Ama doğurganlık ve ekonomi ilişkisini biraz işin uzmanından dinlemek isterim. Ne anlatıyor bu ilişki bize? Şimdi tabii doğurganlık ne kadar çok artarsa sizin ekonomik kapitalden çalınması daha fazla oluyor o ülkenin ekonomisinde. Onu kabul etmek lazım. Ama dediğim gibi doğurganlığı iyi anlatabilirseniz, hani demin anlattığım gibi, yani gücün kadar. Gücünüz kadar. Herkes istediği sayıda çocuk sahibi olabilir. Tekrar hem söylüyorum. Ama gücünüz kadar. Gücünüz ne kadar iyiyse, çünkü biz şuna mükellefiz. Doğurduğumuz çocuğun bir kere sağlıklı doğmasını, doğru mu? Sağlıklı doğduktan sonra sağlıklı büyümesini, belirli bir yönde eğitilebilmesini, belirli bir meslek sahibi olmasını ve iyi bir yurttaş olmasını istiyoruz. Bunun için sarf edeceğimiz bazı emekler var, bazı da finansiyel kaynaklar var. Doğru mu? Dolayısıyla yani gücümüzü illa çok doğuralım ama ne olursa olsun doğuralım cümlesini zaten hiç kimse terennüm etmiyor. Hiçbir zaman doğru da bir yaklaşım değil. Bizim ülkemizde sağlıklı bir şekilde popülasyonun artışı esasında çok sağlıksız gitmiyor şu anda. Ama belirli bölgelerde daha fazla bir nüfus patlaması yaşıyoruz. O da farklı gruplar arasında oluyor. Siz de anlarsınız herhalde. Bir de bizim dezavantajlı olduğumuz ekonomik olarak bölgelerde olunca daha büyük problem. Evet, yani şimdi
O kişilere daha çok el uzatmak lazım. O kişilere daha çok bilgilendirmek lazım. Çünkü onlar da bu ülkenin kapitalinden yiyorlar. Onlar da bu ülkenin evlatları. 82 milyonda bir. Hiç, yani bir şey fark etmiyor. O birisi doğuda, birisi batıda oturması fark etmiyor. Bizim amacımız, benim amacım bir sağlıklı anne görmek istiyorum. O sağlıklı annenin sağlıklı doğum yapmasını görmek istiyorum. Mikrofona vurmazsak hocam. Sağlıklı doğum yapmasını istiyorum. Sağlıklı çocuğunu doğurduktan sonra besleyebilmesini istiyorum. Besledikten sonra okula gönderdiği çocuğun belirli zeka yaşında olmasını istiyorum. O da sizin hazırladığınız, gebelikte geçirdiğiniz süreçler, kullandığınız takviyeler, sağlıklı doğum, beslenme, bebeği besleme şekliniz, anne sütünü ne kadar verebildiğiniz, ne kadar o bebeğe şefkat gösterebildiğiniz, bütün bunlardan geçtiği zaman sağlıklı bir nesil bu ülkenin istikbalidir. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz hocam. Yani yarın öbür gün topluma faydalı bir birey, evet, ta çocuğun doğum aşamasına kadar ne yaptığınızla bağlı. Aynen. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF, yine müşterek kararlar dünyada verildiği için araştırmalar yapılmış. İlk 1000 gün diyor, çok önemli. Dün de burada konuştuk. İlk 1000 gün. İlk 1000 günden maksadınız gebelik içinde sağlıklı o gebeliği geçirebilmeniz için gereken beslenmeyi alabilmeniz. Çünkü yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Bebeğin beslenmesi anne karnında başlıyor. Halbuki hatta ben şimdi biliyorsunuz üreme sağlığı tüp bebekle uğraşıyorum. Biz o işlemlerden önce bir hazırlık safhasından geçiriyoruz. Anne sağlığını daha etkin hale, yumurtaları daha etkin hale, spermleri daha etkin hale getirebilmek için bir takım destek tedaviler veriyoruz. Ondan sonra gebe kalıyor. Gebelikte sağlıklı bir gebelik geçirebilmesi için gereken destekleri veriyorsunuz. Bu desteklerin içinde protein miktarı, karbonhidratlar, yağlar, işte omega 3'ler, yani balık yağı, sebzeler, meyveler, hepsi çok önemli, belli bir yer tutuyor. Dengeli bir beslenmesi lazım. Dengeli beslenmesinde de gebelikte ileride şeker hastası olacak çocukları doğurmaması için gebelik diyabetinden kaçınmamız lazım. Çünkü yani onu artık otomatikman siz yapıyorsunuz. Biz çok çıktılarla uğraşıyoruz. Yani evet. Mesela niye nüfusumuz yeterince eğitimli değil veya eğitimden kastettiğim öğretim değil, eğitimli değil veya niye bu kadar sağlık harcamalarımız arttı? Hep bunların çıktılarıyla uğraşıyoruz. Halbuki sizin söylediğiniz çok ezber bozan koruyucu bir şey. Sağlık. Koruyucu sağlık, Türkiye'nin kurtarılması koruyucu sağlık hizmetidir. Dünyada da artık koruyucu sağlık hizmetinin üzerinde duruluyor. Koruyucu sağlık hizmeti o kadar önemli ki sizin ülkenizin sağlık harcamalarının azalmasına sebebiyet. İlk 1000 günü konuşmaya devam ediyoruz. Bebeğe gösterdiğiniz anne karnındaki şefkatiniz, dokunmanız, stresli bir ortamda olmamanız, bazı kötü alışkanlıkları olan bir ortamda, yani sigara içilen bir ortamda olmanız bile pasif içici olarak bebeğe kötü etkiliyor. Sağlıklı beslenmeniz. Peki sağlıklı bir şekilde bebeği doğurdunuz. Ondan sonra bebeğe mutlaka ve mutlaka anne sütüyle ilk 6 ay olmazsa olmaz, şimdi 1 yaşına kadar olmazsa olmaz, hatta 2 yaşına kadar gidiyor. Dolayısıyla temiz, ucuz, bebeği ileride hastalıklardan koruyacak bu anne sütü. Ama bunu kim verecek? Kadın. Kadının sağlıklı olması lazım ki bunu verebilsin. Bu sağlıklıdan kastımız, bu söylediğimiz yiyecekleri tükettikten sonra vücudunda bebeğe geçirecek anne sütündeki bütün esansiyel malzemelerin olabilmesi lazım. Ve de yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bebeğe şefkat göstereceksiniz. Büyüdükten sonra da bu 3 yaşına kadar bu şefkatle ilgili bebeğe yanlış, hani çocuk istismarları var biliyorsunuz, çocukları dövmek var, çocuklara bir iletişimsizlik yaşamak var, anne babanın iletişimsizliği dolayısıyla yapılan araştırmalar şunu göstermiş. İstismara uğrayan çocukların beyin ansefalogramlarını çekiyorlar ve beyin MR'larını çekiyorlar. Normal bebeğin MR ile
ihmale uğramış çocuğun MR arasında yarı yarıya beyni küçülüyor. Yani çok bakın kritik şeylerden bahsediyorsunuz. Çok kritik ama bunlar çok önemli. Yani bu bin gün çok önemli. Dolayısıyla diyor ki siz ne kadar iyi eğitim vermesini isteseniz bile bunları yapmadığınız zaman bu çocuk başarılı olmayacak. Bu çocuk agresif olacak. Bu çocuk çarpışmacı olacak. Bu çocuk sokaklara düşecek. Bunu siz yaratıyorsunuz. Cümle hocam. Bir dakika. Gebeliğinizle, doğurmanızla, sonrasındaki beslenmenizle, bebeğe dokunuşunuzla. Yani biz sağlıklı bir, iyi bir ülke istiyorsak, evet, sağlıklı nesiller yetiştirmeliyiz. Çıktılarla değil, ilk bin koruyucu güne kadar sağlık, uzanan koruyucu sağlıkla uğraşmalıyız. Aksi takdirde hep aynı şeyi konuşup duruyoruz. Hep dönüşeceğiz ve hep para sarf edeceğiz. Düzeltmeci para. Anladığım kadarıyla. Düzeltmek için para. Bu fotoğraf çok tesadüf değil. Hayır. Zamanında yaptığımız yanlışların, evet, çıktısı toplum olarak, ekonomi olarak, harcama biçimlerine kadar belki de. Hocam, tedavi hizmetleri çok pahalı. Çok pahalı hocam. Çok pahalı. Yani dünyada tedavi hizmetlerinden en zengin ülkeler bile kaçmaya çalışıyor. En önemli noktalardan biri. Ve biz hala sonuç tartışıyoruz. O yüzden söyledikleriniz çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için, bu konuda bence çok, bizi çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Hem toplumsal anlamda hem bizim programımızın formatı olarak iktisadi anlamda çok ezber bozan bir şey anlattınız bize. Yani zaten sağlık başlı başına yönetilmesi gereken sağlık politikaları vardır. Evet. Ana bilim dalları vardır. Ve ekonomiyle çok alakalıdır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Umarım ediyorum. O ilk bin günü doğru yapıp yani 20 sağlıklı yıl sonra nesiller 20 yıl sonra karşımıza çıkacak. Çıkarırız. Eğer biz bu ilk bin günü iyi değerlendiririz. Harikasınız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Sayın Profesör Doktor Oya Gökmen, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.